internet ve D-Smart Go hediyesiyle D-Smart Aile Spor Paketi 24 ay kullanım sözüne ilk 2 ay 111.90 yerine 91.90'a. D-Smart her televizyona şart. Merhaba değerli izleyiciler. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben Sefa Kabalioğlu. Geçen hafta program akabinde sizlerle mail adresimi paylaştıktan sonra hafta içerisinde 200'ü aşkın mail ulaştı bana. Bu 200 mailin içerisinde programda sorularına cevap bulduğunu söyleyen izleyicilerimiz, bu formatta bir programın son derece faydalı olduğu ve gerçekten ihtiyacın olan bir program olduğu ve bununla birlikte tüketici kanununda belirli başlıklarda satıcı ve sağlayıcılarla mağduriyet yaşamış tüketicilerimizin sorularıyla içeren maillerle karşılaştım ve bu maillerin hepsine geçen hafta içerisinde yaklaşık 200 maile cevap verdim. Tamamına iyi dileklerini sunan, başarılar dileyenlere teşekkür ettim. Mağduriyet yaşamış ve çözüm yolu arayan tüketicilere de onların sorunlarını çözebilmeleri için ne yapmaları gerektiği konusunda haklarını içeren yanıtlarla cevabımı verdim. Bu programa başlamadan evvel size öncelikle WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0530 848 1312 program devam ederken kafanızdaki soruları, varsa mağduriyetlerinizi bize yazabilirsiniz. Konuğumla beraber sorunuza yanıt vermeye çalışabiliriz. Onun dışında size mail adresimi veriyorum. sefakabalioğlu@cemmedia.com. Buraya da geçen hafta olduğu gibi sorunlarınızı ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şuna emin olunuz ki hafta içerisinde mutlaka maillerinize cevap vereceğimi bilmenizi rica ediyorum. Bugünkü programda konuşacağımız konular iki başlıktaydı. Bir tanesi 8 Mart tarihinde iktidar partisinin milletvekilleri tarafından meclise mevcut tüketici yasasında değişiklik öngören 19 maddelik yeni bir kanun teklifi meclise sunuldu ve bir komisyondan geçti. Mecliste görüşülecek ve büyük ihtimalle kabul edilecek ve hayatımıza girecek bu değişiklikler. İkincisi de e-ticarette yaşanan sorunları, tüketicilerimizin mağduriyetlerini ve bu mağduriyetlere çözüm önerilerimizi konuşacaktık. Ama bizden önce canlı yayın olması nedeniyle programa biraz geç giriş yaptık. Büyük ihtimalle e-ticarette yaşanan sorunları önümüzdeki hafta konuşacağız. Bu hafta yasada bu değişiklik öngören 19 tane maddenin 2 tanesi yürütme ve yürürlük maddesi ve ceza maddesi. Bunlara girmeyeceğiz. Çok da yormak istemiyoruz sizleri. Ama bunun dışında önemli maddeler var. Bu maddeler ne gibi değişiklikler öngörmüş? Tüketicilere ne gibi faydaları var? Bunları konuşacağız. Tekrar bu haftaki konuğumuz avukat Sayın Fırat Nevruz. Nasılsınız? Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Teşekkür ederim Sefa Bey. Sizleri sormalı. Çok sizler mersi. Nasıl geçti haftanız? Gayet geçen güzeldi. Programdan gayet bu güzeldi. Yana. Yoğun araştırma üzerine, dilekçe üzerine işimizi yapmaya devam ediyoruz. Çok çok her şey yolunda. Çok sağ olun. Sıkı hazırlandık ama programı. İyi olabilir çalışıyoruz evet, değil mi programa inşallah. Çıkmadan evvel? Evet, evet. İzleyicilerin de bu bizi takip ediyor olması bize aslında sorumluluk yüklüyor. Daha iyi hazırlanmamızı aslında sağlıyor. Evet, evet. Peki Fırat Bey, şimdi meclise sunulan
Bu kanun teklifi biliyorsunuz 19 başlıkta toplanıyor. Bu başlıklardan bir tanesi de taksitle satış sözleşmeleri. Bu taksitle satış sözleşmelerinde özellikle muaceliyet, temerrüt, öncelikle temerrüt ve ondan sonra da muaceliyet hususları yeniden düzenlenmiş durumda. Ve nispeten tüketicinin biraz daha lehine. Nedir bunlar Fırat Bey? Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki Sefa Bey, teşekkür ederim. Öncelikle tüketicinin korunması hakkındaki kanunda 19. maddede taksitle satış sözleşmelerinin temerrüt hükümleri yer almakta. Öncelikle temerrüt nedir, muaceliyet nedir? Çok kısa bunlardan bahsetmekte fayda var. Temerrüt nedir? Özellikle taksitle satış konusunda tüketiciler satıcı ve sağlayıcılarla ya da bu şekilde sözleşme imzalandığı takdirde, taksitle satış sözleşmeleri imzalandığı takdirde belirlenen bir tabii taksit miktarı var, taksit adedi var. Ödenmeyen taksitlerde birlikte birkaç taksit belirlendikten sonra ödenmeyen taksitlerin muaceliyet kesbedip kesbetmediği, belli bir vadeye bağlanıp bağlanmadığı, bir ihtarnameye gerek olup olmadığı bu noktada önemli. Burada satıcı ve sağlayıcının kalan borcunu tüketiciden isteyebilir mi? Örneğin 10 taksitli bir sözleşmeye imza attınız. 3. ve 4. taksidi ödemediniz. Devam eden taksitlerin ödenip ödenmeyeceği ile alakalı tüketicinin hakları nedir? Satıcı sağlayıcının hakları nedir? Öncelikle bu aşamada bu konuya bir bakmak gerekiyor. Taksitli satış sözleşmelerinde satıcı sağlayıcının ödenmeyen taksitlerden sonraki taksitleri, yani muaccel hale gelebilmesi için devamındaki taksitlerin, ödenmeyen taksitlerin burada yapılması gereken öncelikle sözleşmede, taksitle satış sözleşmesinde buna ilişkin bir hakkın saklı tutulması gerekiyor. Yani satıcı sağlayıcı diyecek ki sen birkaç tane taksidi ödemezsen ben devam eden taksitler otomatikman muaccel hale gelir. Buna ilişkin hakkımı saklı tutuyorum demesi gerekiyor. Bu birinci husus. İkinci husus, satıcı sağlayıcının taksitle satış sözleşmesinde ki tüm yükümlülüklerini, yasal yükümlülüklerini ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekiyor. Bir diğer husus satıcı sağlayıcı tarafından. Burada kanun veya ile ayırıyor. Diyor ki birinci şart toplam siz bir taksit ödemeye başladınız. Kalan borcun onda birini ve birbirini izleyen iki taksidi ödeme mesali olacak. Veya diyor kalan borcun siz gene belli bir döneme kadar taksit ödediniz. Ödemediğiniz taksitlerin toplamı kalan borcun dörtte birini, en az dörtte birini oluşturur ve bu bir takside tekabül ederse diyor. Bu da bir muaceliyet için şartlardan bir tanesi diyor kanun. Bununla birlikte tabii satıcı sağlayıcı tüketiciye 30 gün içerisinde 30 gün ihtiva eden bir yazılı bildirim yapacak. Eğer bu şartlar oluşursa ve bir araya gelirse tüketici hali hazırdaki tüketicinin korunması hakkındaki kanunda ödenmeyen taksitler bakımından muacil hale geliyor. Değişiklik teklif edilen kanun hükmünde ne var? Demiştim ya kalan borcun 1/4'üne kadar en az 1/4'ü olacak ve birbirini izleyen iki taksit olacak. Burayı teklifte sözleşme bedeli üzerinden yapmışlar. Bu tabii tüketicinin lehine bir durum. Neden? Kalan borcun 1/4'ündense sözleşme bedelinin 1/4'ü daha yüksek bir bedeldir. Aynı şekilde kalan borcun 1/10'undansa sözleşme bedelinin 1/10'u tüketici bakımından daha lehedir. Hali hazırdaki teklifte buna ilişkin yapılan konu bu. Bu tabii geçmesi muhtemel, gerçekten de tüketici lehine bir durum. Bakalım göreceğiz, kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Peki ikinci önemli noktalardan bir tanesi de tüketici kredisi sözleşmeleriyle ilgili bir takım düzenlemeler var. Hem sigorta konusunda hem de cayma hakkı konusunda. Ben bu konuda çok fazla soru alıyorum tüketicilerden. Tüketiciler diyor ki ben sözleşmeyi imzaladım, krediyi kullandım fakat sonradan ben bu krediyi kapattım. Şimdi ben bununla ilgili cayma hakkımı bildirmedim. Ben ödememe rağmen bir takım edinimlerimden, yükümlülüklerimden tekrar geri alabilecek miyim diye bana bir takım sorular geliyordu. Hı hı. Şimdi bu kanun teklifinde gerçekten tüketici lehine bir takım düzenlemeler yapılmış. Evet. Onu tekrar sizden dinlemek istiyorum ben. Teşekkür ederim. Tüketici kredisi sözleşmesinde cayma hakkı nedir? Cayma hakkı tüketici tarafından kullanılabilen, ne zaman kullanılabilir? Sözleşme imzalandı, tüketici kredisi sözleşmesi imzalandı. 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu hak kullanılabilir. Burada
kullanıldığı takdirde ne olur? Hali hazırdaki kanunda tüketicinin ödemekle yükümlü olduğu tabii 3 tane alacak kalemi vardır. Birincisi ana paradır, ikincisi faizdir, üçüncüsü de kamu kurum kuruluşlarına ve kredi veren satıcı sağlayıcının kredi veren kurumun üçüncü kişilere ödediği belli bir bedeller vardır. Bunları tabii ödemekle yükümlü kalıyorsunuz cayma hakkı içerisinde olsanız da. Burada teklif edilen kanun maddesinde eğer diyor tüketici toplam kredi bedelini tamamını cayma hakkı süresi içerisinde öderse, yani 14 günlük süre içerisinde tamamını kapatırsa aynı cayma hakkındaki haklardan faydalanabilmekte. Yani ana parayı ödediniz, toplam kredi borcunuzun tamamını kapattınız, diğer yan ödemelerden sorumlu tutulamaz hale geleceksiniz. Kanun teklifi bunu getiriyor. Şimdi burada tabii çok önemli bir nokta var. O da şu. Eğer tüketici kredisi sözleşmesini imzaladıktan sonra 14 gün içerisinde ana parasını kapattığı anda bankaya herhangi bir cayma bildirimini iletmeden cayma hakkını kullanmış gibi addedilecek. Evet. Bu otomatikman devreye girecek. Birincisi bu. İkincisi, evet, bir tüketici kredisi ya da bir konut finansmanı kredisi kullandığınızda bir takım masraflar söz konusu olabiliyor. Orada bir ayrıntı var. O da 2014'te devreye giren finansal tüketicilerden alınacak masraflarda biliyorsunuz bir dosya masrafı var. Kullandığınız kredinin %5'i oranında bir dosya masrafı ödüyorsunuz. Eğer tüketici bu %5'i ödemişse bu 14 gün içinde krediyi kapattığı anda banka cayma bildirimini yapmış gibi algılayacak. O %5'lik dosya masrafında tüketiciye iade edecek. Doğru mu? Doğrudur. Onun dışında eğer biraz önce de belirttiğiniz gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ya da üçüncü kişilere bir takım masraflar ödendiyse, yani bankanın cebinden, bankanın kaynaklarından değil de farklı bir yere ödeme yapılmışsa onların alınması mümkün olmayacak. Hı hı. Bu da önemli bir nokta. Evet. Peki şimdi bunun dışında özellikle belirsiz kredi sözleşmeleri, yani kredi kartı sözleşmeleri ve kredili mevduat hesapları ile ilgili bir takım da düzenlemeler getirdi. Bunlar da önemli düzenlemeler. Burada da yine sizi dinlemek istiyorum ben. Tüketici kredi sözleşmeleri tabii iki şekilde düzenlenebiliyor. Bir tanesi belirli süreli, diğeri sizin belirttiğiniz kredi kartları ve kredili mevduat hesapları ile alakalı belirsiz süreli kredi sözleşmeleri. Belirli süreli kredi sözleşmelerinde zaten tüketici aleyhinde siz herhangi bir değişiklik olduğu zaman bunu sözleşmeye yansıtamıyorsunuz. Peki belirsiz sürelilerde herhangi bir değişiklik olduğu zaman bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle halihazırdaki uygulamada, kanunda der ki 30 gün içerisinde siz bunu, 30 gün öncesinden bunu tüketiciye bildirmekle yükümlüsünüz. Buradaki kanun tasarısında yeni getirilen teklifte diyor ki sadece artırmayla alakalı kısmı bildireceksin. Yani faiz artırmasıyla alakalı ya da tüketici aleyhine getirilen bir değişiklik olacağı zaman bunu bildirmekle yükümlüsün. Şimdi bunu tersi anlamından, mefhumu muhalifi denir. Bunun tersi anlamından ne çıkıyor? Tüketici lehinde bir uygulama, bir değişiklik olacaksa bu derhal tüketici lehine uygulanmak zorunda. Yani bunun için 30 günlük önceden bildirime gerek yok. Geldi değişiklik, anında tüketici lehine siz bunu uygulayacaksınız. Burada tabii devamında tüketicinin yine 60 gün içerisinde kredi borcunun tamamını kapatıp sözleşme konusu yükümlülüklerini gereği yitirme hakkı zaten mevcut. Ancak dediğim gibi, tekrar ifade edeyim, tüketicinin lehine olacak bir değişiklik olduğu zaman bunun derhal uygulanması gerekiyor. Teklifteki amaç bu. Orada faiz arttırımı söz konusu olduğu zaman ise, yani banka diyecek ki faiz arttırımı söz konusu oldu, 30 gün önceden bunu bildirecek, ama faizde bir düşüş olduğu zaman, yani tüketicinin lehine bir durum söz konusu olduğu anda o aynen yürürlüğe girecek. Fakat burada ilginç bir nokta var. O da diyor ki tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez deniyor. Aslında buranın biraz daha açıklamaya muhtaç bir tarafı var. Yani siz bir faiz arttırımı oldu diyorsunuz, 30 gün sonra bu yürürlüğe girecek diyorsunuz, ama tüketici 45. günde bu
bedeli ödediği takdirde sonuç itibariyle bu faiz artışına etkilenmiyor ve faiz oranının arttırılması halinde yeni faiz oranı geriye dönük de uygulanmaz deniyor. Evet. Burası bakalım önümüzdeki günlerde komisyonlardan geçtikten sonra ne olacak? Evet. Ya burada bir sanki gri alan var evet. gibi bir durum var. Evet. Umarım bu da netleşir ya da uygulamada tüketicilerin kafasını karıştırmaz diye umut ediyorum. Evet. Ama bu yine tüketici lehine olan bir konu. Şimdi benim çok önem verdiğim bir nokta var. O da şu. Biliyorsunuz tüketici yasası kabul edildiği zaman özellikle tüketicinin açık talebi ve rızası olmadan sigorta yaptırılamayacağı yönünde hala kanunda bir madde var. Ancak tüketici bankaya gidip demesi lazım ki evet ben sigorta ürününü alıyorum demesi lazım. Bunun için açık rızasının olması lazım. Bu hala kanunda yerini koruyor. Ama buna rağmen yani tüketicinin bir talebi olmamasına rağmen örtülü olarak banka diyordu ki benden tüketici kredisi kullanacaksan ben sana işte hayat sigortası yaptırmalıyım. Yarın öbür gün sana bir şey olduğu zaman ben bu kredinin kalan borçlarını bir şekilde tazmin etmeliyim. Çünkü en kolay yöntem bu. Aksi takdirde sana bir şey olduğu zaman ben senin mirasçılarına gideceğim, onlardan tahsil etmeye çalışacağım gibi bir durum vardı. Fakat görüyorum ki şimdi yasada o hüküm kaldırılmasa bile başka bir yani nasıl diyeyim? Bir seçenek daha sunulmuş. Yine de şunu söylemek istiyorum. Yine de tüketicilerin rızası olmadan finansal kuruluşların tüketicilere sigorta yaptırma gibi bir durumu yok. Ancak burada bizi izleyen izleyicilerimiz de şunu iyi bilsinler. Ben her zaman tüketicilere şunu söylüyorum. Sigorta ürünleri çok önemli ürünlerdir. Siz bir kredi kullandığınızda ya da illaki krediyle ilgisi olması gerekmiyor. Bir konutunuz varsa, bunun dışında bir aracınız varsa, araçta kasko sigortası, evinizde konut poliçesi ya da bir bankadan kredi aldığınız takdirde işte hayat sigortası ya da o kredinin geri ödenmediği takdirde ödenebilecek meblağ sigortaları yani kalan bakiyelerle sınırlı olmak noktasında mutlaka sigorta ürününden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir söz var, bu söze çok inanıyorum. Önlemek ödemekten daha ucuzdur. Onun için sözlerim yanlış anlaşılmasın diye bunu özellikle söylüyorum. Eğer sizden sigorta ürünü istiyorlarsa siz piyasaya çıkıp eğer daha önceden çalıştığınız bir acenteniz varsa piyasaya çıkıp farklı sigorta şirketlerinden kullandığınız o krediye istinaden bir sigorta için teklif alıp o sigortayı kendiniz yaptırabilirsiniz. Bankaya da o sigorta poliçesini götürüp burada daimi mürtehin denen bir hüküm var. Sigorta poliçesi üzerine işte şu banka lehine daimi mürtehin yapılmıştır diyerek bu kendiniz yaptırdığınız poliçeyi bankanıza güven unsuru olarak verebilirsiniz. Burada tabii bunu söyledikten sonra çünkü bazen yanlış anlaşılabiliyorum. Aslında hiçbir sigorta ürününe karşı değilim. Her zaman savunuyorum. Ama bu sözlerimi söyledikten sonra şimdi isterseniz yasanın nasıl bir tüketiciye farklı bir yön verdiğini sizden dinlemek isterim. Burada kredi kuruluşları tarafından iki türlü sözleşmenin de tüketiciye sunulması gerektiğine dair bir ekleme var esasında Sefa Bey. Burada der ki tabii öncelikle tüketiciyle alakalı böyle bir açık rıza gerekiyor. Yazılı bir rıza gerekiyor. Bu tüketicinin çünkü haklarını koruması için temel şart. Açık rıza olmaksızın, yazılı rıza olmaksızın bu şekilde zaten bir dayatma yok. Temel gerekçe de zaten bu. Burada iki türlü de sözleşme imkanı verin artık diyor yani kanunda bunu yapmanız gerekir diyor. Ama tabii tüketici ikisini de seçebilir. Dışarıdan sigorta da yaptırılabilir, teminatını belirleyebilir. Az önce söylediklerinize ekleme dışarıdan öyle bir sigortayla anlaşmasını yaptı, teminatını belirledi. Kredi kuruluşunda bunu zaten kabul etme zorunluluğu var, ben bunu etmiyorum diyemiyor. Ama yeni getirilen teklifte hem sigortalı sözleşme hem sigorta seçeneğini sen sun, tüketici bundan istediğini seçebilir diyor. Burada tabii çok önemli bir şey daha var.
sigortanın krediyle bağlantılı olması gerekiyor. Evet. Yani meblağ sigortası, meblağıyla meblağ sigortası olması gerekiyor. Malum biliyorsunuz azalan bakiyeler yöntemine göre bir tüketici kredisi ya da konut finansmanında kredi itfa tabloları yapılıyor. Hı hı. Ve her yılda bu azalan bakiyeler nispetinde de sonuç itibariyle hem tüketicinin riski azalıyor hem de bankanın ya da finansal kuruluşun riski azalıyor. Onlarla bağlantılı sigortayı öneriyor. Fakat bunun dışında yan finansal ürün ve hizmet sunumu da söz konusu olmayacak deniyor. Yani biz duyuyoruz tüketicilerden aldığımız bilgilere göre sadece krediyle bağlantılı sigorta yapmak yönünde farklı farklı bir takım sigorta ürünleri ya da başka ürünlerde satılıyor. Aslında biraz da bunun önüne geçilmiş bir durum var. Evet. Bu tabii şöyle de bir şey olacak. Aslında olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Büyük ihtimalle burada tam geçmiyor ama anladığım kadarıyla finansal kuruluşlar sigortalı ürün sattıkları zaman diyecekler ki işte bu kredinin aylık faiz oranı örnek veriyorum 1 sigortalı yaptırdığınız zaman ama sigortasız yaptırdığınız zaman 1.10 ya da 1.20 diyecekler. Mutlaka uygulama geldiği zaman bunu da göreceğiz. Evet. Ama en azından bir seçenek olarak ortaya çıktı. Evet. Zaten mevcutta da şöyle bir durum vardı. Tüketicilerden bana gelen sorularda hep diyorlardı ki ya kanunda böyle bir husus var ama ben bunu almak zorundayım. Eğer alamazsam bu krediyi kullanamayacağım diyorlardı ve tüketiciler sonuç itibariyle biliyorsunuz o finansal hizmetlere ilişkin kanundaki husus vardı. Orada bir cayma süresi vardı. Genellikle o cayma süresini kullanıyorlardı. Ama her zaman öneriyorum ne olursa olsun mutlaka kendinize her koşulda sigortayla teminat altına almanızı da bu vesileyle özellikle öneriyorum. Ama tabii sizin için uygun olan rekabetçi fiyatla ve bütün risklerinizi karşılayabilecek teminatlara sahip poliçelerle kendinizi güvence altına almanız çok büyük önem taşıyacak. Şimdi bu tabii aynı zamanda konut finansmanı için yapılacak krediler içinde geçerli. Doğru mu? Doğrudur. Yani hepsini kapsıyor. Biri bir aynı. Kanun teklifi de aynı. Aynı şeyi tekrar konuşmayalım yani bu hadise. Her iki konut finansmanı için tüketici kredileri için de geçerli olacak. Evet. Peki Fırat Bey şimdi mesafeli sözleşmeler. Biz bugün iki başlık açmıştık ve e-ticarette yaşanan sorunları da konuşacaktık. Evet. Şimdi bu yasada mesafeli sözleşmelerle ilgili de bir düzenleme söz konusu. Evet. Ben şu sorularla karşılaşıyorum. Şimdi burada tabii isim vermemiz mümkün değil. Ama tüketici şunu soruyor. Diyor ki ben şu firmanın hesabı ödemeyi yaparken şu firmanın hesabını yaptım diyor. Bugün Türkiye'de 4-5 tane çok bilinen bir takım internet siteleri var. Yani e-ticaret siteleri var. Şimdi tüketici diyor ki ben malı iade etmek istedim ama malı iade almıyorlar diye söyleyen tüketiciler var. Ben ciddi problem yaşıyorum. Halbuki ben o ticaret sitesinin ismine güvendim ve o ticaret sitesinin ismine güvendiğim için de oradan alışveriş yaptım. Şimdi ben yarın öbür gün tüketici hakem heyetine gittiğinde şikayetimi kime yönelteceğim diye özellikle böyle sorular geliyor. Ben bu sorulara genellikle şu cevabı veriyorum. Faturayı kim kesmişse yani faturadaki lehtar kimse sizin muhatabınız odur. Ona mutlaka tüketici hakem heyetine gittiğinizde onu şikayet etmeniz gerekir diye söylüyorum. Fakat bu yasada nispeten biraz daha farklı bir takım yükümlülükler getirmiş. Nedir Fırat Bey? Neler getirdi? Tüketicinin lehine olan uygulamalar, yeni teklifte neler yer alıyor? Şimdi burada karşımızda aslında taraf olarak 3 kişi var. 1 tüketici, 2 satıcı sağlayıcı yani tedarikçi, 3.'sü de aracı hizmet sağlayıcı. Yani bir internet sitesinin, internet mesafeli sözleşme yapan bir internet sitesi sahibi var, e-ticaret yapan. Onun tedarikçi firmaları var, anlaştığı firmalar var ve tüketiciler var. Tüketiciler ilgili internet sitesine giriyorlar, ilgili ürünü, siparişini veriyorlar. İşte tam aslında uyuşmazlık burada çıkıyor. Ben ödemeyi nereye yapıyorum? Tedarikçi firmanın yani satıcı sağlayıcı firmanın hesabına mı yapıyorum? Yoksa ilgili aracı firmaya mı yapıyorum?
Eğer aracı firmaya yapıyorsam ve aracı firmadan buna ilişkin Yargıtay kararları var. Aracı firmaya yapıyorsam ve aracı firmadan henüz tabii cayma süresi de burada önemli. Aracı firmayı yapıyorsam ve aracı firma tarafından tedarikçi firmaya henüz ödeme gitmediyse ve siz burada cayma hakkıyla alakalı ya da ayıpla alakalı vesaire vesaire haklarınızı tamamen kullanabilirsiniz. Kime karşı? Aracı firmaya karşı kullanabilirsiniz. Ancak ödemeyi siz satıcı sağlayıcı firmaya yaptıysanız, yani internet sitesinin sahibi olan firmaya yapmadıysanız, X firmasına yaptıysanız, bu sefer tamamen sizin de belirttiğiniz gibi muhatabınız burada artık satıcı sağlayıcı firmadır. Tüm işlemlerinizi, tüm başvurularınızı ona karşı yaparsınız. Ayıp, herhangi bir kırık vesaire vesaire tüm başvurular. Şimdi burada ne getiriyor kanun? Öncelikle malın teslimin eğer bir sipariş verdiyseniz mesafeli sözleşmelerde bunun teslim süresi 30 gündür. Ama burada ufak bir ekleme yapılmış. Diyor ki tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda olan siparişler hariç 30 gündür. Buna ilişkin bir durum olduğu zaman tabii süre taraflarca belirlenmek durumunda. Çünkü kişiye özel bir tasarım olabilir, başka bir ihtiyacı karşılar. Burada uygulamalardan çıkan sorunlar nedeniyle böyle bir teklif olduğunu ben düşünüyorum. Bu gerçekten de önemli bir husustu eklenmesi yönünde. Maddenin 5. fıkrasında aracı firmaların satıcı sağlayıcı firmalar hakkındaki bilgileri muhafaza etme yükümlülüğü var. Bu yükümlülüklere ilişkin kamu kurumları nezdinde de belli yükümlülükler getirilmiş. Yani siz tüketici olarak satıcı sağlayıcı veya tedarikçi firmaya ulaşamıyorsunuz. Ama onun bilgilerini bu aracı firmanın saklaması gerekiyor. Yani internet sitesi sahibi firmanın saklaması gerekiyor. Bunu saklamasıyla alakalı yeni düzenlemeler var. Yani bilgilerin saklanmasından, ilgili kurum kuruluş istediği zaman bunların verilmesinden, muhafaza edilmesinden ya da tüketici istediğinde burada verilmedi diyelim. Herhangi bir tüketici tarafından tedarikçi firmaya ulaşılamıyor. O halde de aracı firma muhakkak sorumlu tutulabilir hale getirilmesi teklif ediliyor. Bu husus gerçekten çok önemliydi. Bunun haricinde kayıtların tutulmasından tabii sorumlu olacak. Buna ilişkin de bizim bir Yargıtay kararı tespitimiz vardı. Uygulamada da biz gördük. Tüketici ödemesini satıcı sağlayıcı firmaya yapmış. Yani internet sitesine yapmamış. Ama tedarikçi firmaya ulaşamıyor. Tüketici hakemiyetine başvuru yapmaya çalışıyor. Orada ulaşamıyor. Hiçbir şekilde tahsil kabiliyeti yok ya da tebligat yok. Yani tebligat yapabileceği bir adres yok vesaire. Böyle bir durumda tabii internet sitesi sahibi firma diyor ki sorumlu tamamen satıcı sağlayıcı firmadır. Benim bunları denetlemek gibi bir yükümlülüğüm yok diyor. Yargıtay tam tersi karar veriyor. Burada çok ince bir ayrıntı var. Diyor ki senin aracı firma olarak satıcı sağlayıcı firmaların bilgilerini tutmak ve gerektiğinde bunları paylaşma yükümlülüğün var. Bunları vermediysen ve saklamadıysan o firmaya karşı ulaşılamamasından dolayı sen de sorumlusun diyor. O yüzden bu şekildeki Yargıtay kararları uygulamalarını artık kanun teklifinde de biz görüyoruz. Tabii geçer, geçmez ama geçebileceği kanaatindeyiz. Gerçekten tüketici lehine, tüketicinin daha güçlü hareket edebilmesi yönünden uygulamada. Çünkü hakem heyetine biz başvurduğumuz zaman evet neticeyi alıyoruz ama firma kaçtı gitti ne yapacağız? Yani bu bizi gerçekten engelleyici bir durumdu. Tüketicilerin uygulamada siz de yaşıyorsunuzdur. Gelen sorularda da vardır. Çok ciddi mağduriyetler yaşıyorlar bu noktada. Evet, burada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz e-ticaret sitesinde alışveriş yapan bir tüketiciye maksimum 30 gün içerisinde o malın teslim edilmesi gerekiyor. Evet. Ve malın stokta bulunmaması, edimin yerine getirilmemesi açısından bir mazeret kabul edilmiyor. O 30 günü geçtiği zaman da tüketiciye bütün ödediği paraları masraflarıyla birlikte iade edilmesi hükmü var. Evet. Şimdi burada biraz önce de bahsettiğiniz gibi eğer karşılık satıcı ilgili tüketiciyle anlaşmışsa, karşılıklı bir mutabakatı varsa, mobilya gibi özellikle bu tarz ürünlerde 30 günden daha fazla anlaşma yapılır diyor. Ben de diyorum ki orasının ucunun açık bırakıldığını özellikle belirtmek istiyorum. Evet, evet. Orada mesela şöyle söylüyorum, 60 günle sınırlanabilirdi. Ucu açık bırakılmış. Evet. Bir oraya söylüyorum. Şimdi vaktimiz çok fazla kalmadı. Özellikle sizden şunu istiyorum. Tüketiciler
tüketici hakem heyetlerine başvururken büyük şehirde oturup oturmadıkları belirli rakamlar, işte 10.280 liraya kadar ilçe tüketici hakem heyeti, bu rakamın üzerinde işte 15.430 liraya kadar buraya gideceksiniz, 15.430 liradan sonra tüketici mahkemesine gideceksiniz gibi bir takım kriterler vardı. Şimdi görüyorum ki bu yasada daha da sadeleştiriliyor ve tüketicinin önü açılıyor. Evet. Bunu zaten biz tüketici hakları uzmanı olarak anlatmakta bile güçlük çekiyorduk. Bir de bunu söyleyeyim çünkü yönetmenim uyarıyor, 2 dakikanız kaldı diye. Başka maddeler var ama bu da çok önemli bir madde. Bu konudaki düşüncelerinizi de almak istiyorum. Kısaca hemen özetleyeyim Sefa Bey. Tabii tüketiciler nezdinde çok ciddi böyle bir kafa karışıklığı oluyordu. İlçem neresi? Ben nereye başvuracağım? Kaymakamlığa mı gideceğim? İle mi gideceğim? İstanbul'dayız, büyük şehre mi gideceğim? Nereye gideceğim? Bu noktada kafa karışıklığı vardı. İşte 15.430 il ya da büyük şehir için, 10.280 ilçe hakem heyetleri için. Şimdi kanun tasarısında çok net teklif edilen madde 30.000 diyor. 30.000'in altındaysanız hakem heyetine gidersiniz. İl, ilçe vesaire ayrımı da kalkmış durumda şu aşamada teklif edilen de. 30.000'in altındaysanız hakem heyetine gidersiniz. 30.000 liranın üzerindeyseniz tüketici mahkemesine gidersiniz. Zaten hakem heyetine gittiniz. Hemen vaktimiz dar olduğu için isterseniz oradan da bahsedeyim. Yani 30.000 liranın altında bir uyuşmazlığınız var. Hakem heyetine başvuru yaptınız. İtirazınız reddedildi. Siz ne yapıyorsunuz artık? Tüketici mahkemesine gidiyorsunuz. Mesela gelen teklifte bu da var. Eskiden ilgili tüketici hakem heyetinin olduğu yer tüketici mahkemesine başvuru yaparken şu an gelen teklifte sadece hakem heyetinin olduğu yerdeki tüketici mahkemesi değil, tüketicinin bulunduğu yerleşim yerindeki tüketici mahkemesi de yetkili hale geldi. Bu ne demek? Üsküdar'dasınız, hakem heyetine başvurdunuz. Bunun yetkili mahkemesi Anadolu Adliyesi'dir, İstanbul'da Kartal'da bulunan, ama sizin adresiniz Bayrampaşa ya da Çağlayan. Artık Çağlayan Adliyesi'ne başvuru yapma imkanınız da mevcut. Olması teklif ediliyor. Bir de yasa teklifinde de şunu da gördüm, onu da söyleyebilirim. Hı hı. Tüketici hakem heyetlerinin olmadığı yerlerde tüketiciler kaymakamlıklara müracaat edecekler. Hı hı. Evet. Kaymakamlıklar da bakanlığın yetkilendirdiği hakem heyetlerine yönlendirecekler. Hı hı. Bu da çok önemli düzenlemelerden bir tanesiydi. Hı hı. Fırat Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programın süresi doldu. Yine bu hafta da programımızı zenginleştirdiniz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugünkü programın da sonuna geldik. Yasadaki bu teklif edilen yasadaki değişiklikleri konuştuk. Önümüzdeki hafta e-ticarette yaşanan sorunları, bunlara ilişkin çözüm önerilerimizi konuşacağız. Programımın başında da söylediğim gibi ben mail adresimi tekrardan sizlere vermek istiyorum. sefakabalioğlu@cemmedia.com adresime mesafeli sözleşmeler, yani e-ticaret siteleri üzerinden yaptığınız alışverişlerle ilgili cayma hakkınızı kullanmış olabilirsiniz. Firma e-ticaret sitesi yerine getirmiyor olabilir. Siparişiniz zamanında teslim edilmemiş olabilir. Bu ve bunun gibi benzeri sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorularınızı bana yönelttiğiniz zaman bizzat önümüzdeki hafta bu sorularınıza da yer vereceğim. Bu vesileyle programımızı izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Haftaya Cuma günü saat 3'te görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.